Validem. Bir mesele mi var? İlla bir mesele mi olması lazım? Aksi halde geldiğin yok malum. O yüzden sual ettim. Mustafa'mla alakalı bir karar vermişsiniz. Bunu bekliyordum zaten. Yine karşı çıkıp beni hiçe sayacaksınız belli ki. Aksine gayet yerinde bir karar vermişsiniz. Bence de münasiptir. Mustafa'm için Aybige'den daha hayırlı bir kısmet düşünemiyorum. Acele etmemin bir sebebi var elbet. Zira Mustafa'mın geleceğiyle alakalı kaygılıyım. Nedir sizi korkutan validem? Onun yaşındayken başına gelenleri düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın. O gün babanın sana gönderdiği zehirli kaftanı giyseydin, engel olamasaydım şimdi hiçbirimiz olmayacaktık. Ne demek istiyorsunuz validem, açık konuş. Bir annenin esas vazifesi evlatlarını korumaktır. Lakin bu babalar için geçerli değil. Bilhassa oğlu tahtına namzetse. Senin bu kanlı oyunların kurbanı olmayacağını biliyorum. Kendi canından, kanından kimseye kıymazsın. Lakin bu hevesle aklını çelmek isteyenler olacaktır aslanım. Zinhar geçit verme o zalimlere. Kıblen vicdanın olsun. O sana doğru yolu gösterecektir. Hünkârım, validem. Rahatsız ettiysem... Hayır Mahidevran. Konuşmamız bitmişti zaten. Aslanım da evlilik kararında hemfikir bizimle. Tez nişan hazırlıklarına başlayalım o halde. Acele etmeyin. Evvela Mustafa'mla Aybige Hatun'u ikna etmeniz lazım. Onların rızası olmadan benim de rızam yoktur, bilesiniz. Neler yaptın bugün? Hatice Sultan'ın yanına gittik. Mihrim'i çocukları görmek istedi. Ben de çok özlemiştim. Gel yanıma. Nasıllar? Bir sıkıntıları yok inşallah. Nazar değmesin. Çocuklar gayet sıhhatli. İbrahim Paşa'mızı da gördüm. Keyfi yerindeydi. Kendine yeni bir arkadaş bulmuş. Kimmiş bu arkadaş? Antoine diye biri. Venedikli galiba. Heykel sanatıyla meşgul bir zat. Bir hayli kabiliyetli. Bu Antoine da kim? Malumatınız yok mu? Paşa bir heykel tıraş getirtmiş. Kendi heykelini yaptırtıyor. Hatice Sultan çok korkmuş. Malum, uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Haksız da değil. Onca şeyden sonra ne lüzum var anlamadım. Ortalık karışacak yine. Kendi putunu dikti demezler mi? Sen o güzel aklını böyle şeylerle karıştırma.